şamsi. Ula dur vurayım seni de. Uy. Ula atama bitlere kazacağım. Niye bu kadar mesele ettin bu işi? Hey. Uy. Ula kıpırdama da. Biçimsiz bir yerinden vurmayayım seni. Cesedin yakışıklı olsun bari. Ula 3 dakika fazla yaşamak için niye bu kadar uğraşıyorsun he? Değer mi hiç? Hey, hadi gel bakayım buraya. Gel. Getirim sana da. Sen bakayım değilim. Ulan kaçma. Kaçmaya kalacağım seni. Hey. Ha. Çakar çakmaz çakır tabanca. Hey. Ulan gebertacağım seni. Leşini Fenerbahçe stadyumuna gömeceğim. Ömür boyu kabir azabı çekeceksin he. Hey. Nereye kaçarsın? Ulan kaçma değil mi sağa? Hey. Kurşunlarımdan daha hızlı kaçamazsın he. Gel bakayım buraya gel. Gel değil mi sağa? Gel değilim. Kaçma. Ulan kaçma tepere! Siparişleri getirdim Hamsi abla. Ulan dursun. Seninle 2 yıl iyi kötü evli kaldık. Söyle bana da istediğin yerden vurayım seni. Hamsi abla ben Tursun değilim. Bakkalın çırağı Cevat'ım tanımadın mı? Ulan dursun. Hangi kulağa gidersen giz... ...koşullarımın tadına bakmadan bırakmam seni vallahi. Kendi ellerimle yaptım bak şimdi. Dam! Dam! Sağ! Dur 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 Hamsi! Asiye kızın göre ne oldu sağ evladım he? Uy! Burada kaç tane Tursun vardır he? Ulan Hamsi'ye gene ortalığı miting alanına çevirdin kızım. He? Ulan bir pazar günü bıraksa hiç olmazsa al gazetenin bulmacasını ağız tadıyla çözeyim de. Sus ulan Tursun sesleri. Uy Hamsi ulan yoksa beni de Tursun gibi mi görüyorsun he? Ulan teker teker gelin de hepinizi çözeyim. Hey Allah'ım sen abi deli kıza biraz akıl fikri insan eyle yarabbi. Hepten fişmattı ya bu. Herkesi Tursun gibi görüyor. Hamsi kızım gel içeri girelim. Bak hava soğuk uşu izlesin evladım. Ulan Tursun. Dokunma bana! Tursun yılanı! Ula tek başıma hepinizden baş ederim be! Ula Tursun! He. Bak var ya! Sen bu Tursun'u lafa tut, iyice oyala... He. ...ben tabancama susturucuyu takıp çeliyorum! Tamam mı? Hış! Yavrum sen onun kusuruna bakma! Biraz şey, uyku seslerini dur be! Tamam! Bir dur da evladım bir dur da. Niye diyorsun? Yoksa Cemal abinin tatili mi olmak istiyorsun Hamsi'ye kızım? Ula Tursun Cemal abimi bu işe karıştırma da. Ya Hamsi'ye ben senin Cemal abinim daha Dursun değilim. Ula ver ağırını bak bakayım. Cemal şeyin Dursun kerestesinin büyükleri hamile miydi? He? Kafası böyle dine ses çıkarı iyi miydi? He? He bak bak. Ha, oy yandım adam yandım. Otur evladım otur Hamsi otur. Günaydın. Hadi hayırlı sabahlar olsun. Ha o tabancanda endur aşağıda şeytan doldurur meytan doldurur. Hamsi'ye kızım bak çok kötü zor bir dönemden geçtiğini biliyorum. Seni anlarım. Fakat böyle devamlı Dursun kabusları görüp da Zeman abini de öldürmek peşine koşarsan biraz tehlikeli olur da. Şimdi ben tehlikelikle mi dolaşayım ha bu evin içine kızım ha? Nedir Cemal abi? O pokun suyu her gece rüyama girip beni kızdırıyor. Ben de mecburen peşinden koşayım. Haklısın kızım. Hadi git elini yüzünü yıka da kendine gel. Hadi evladım. Aferin kızım. Hadi bakalım. Ha. Yukarıdan aşağı 6 harfli bir hayvan abi. Cemal abi, Tursun'u zapt et. O yana ben tabancamı alıp geliyorum. Ulan Hamsi, Dursun nerede? Aynada, o pet muncuyla bağla kaydı aynadan. Ulan abi kız adam olmayacak. Şimdi de banyoda aynada kendi suratını görüp Dursun zannediyor. Kendi kendine bir zarar vermese bari. Cemal abi, haçan banyodan biri geçti mi? He geçti. Demin deli bir kare fırlandı çıktı oradan. Şimdi tabancasını aldı geldi, kendi kendini vuracak. Haşam'ın Tursun'un ta çenlisidir da. Ulan Cemal abi. Haşa sen de gel bir bak da. Haşa Tursun bana bakay. Koş derim sana koş.
Ulan bu deli divaneyi bir kliniğe götürüp tedavi ettireyim de iyice uçuttum başımı bereye sok etsek. Şuraya bak be. Mısır kuşağı suratlı herif. Ben ne yaparsam aynı şey yapayım. Ulan yapma da. Bak. Bak şuraya bak. Aynı şey yapayım. Ulan yapma da. Bak hala yapayım. Yapasana. Hamsi'ye doktorun dediklerini iyice dinledin değil mi kızım? Dursun'la ilgili bir kabuslar görmeye başladığım vakit ama da sakin olacaksın, anladın mı? He anladım da. Hı. Sen de bana çiftteki şu muamelesi etme Cemal abi. Yok canım. Tamam haklısın. Hı. Bazen herkesi tursu gibi zannediyorum. Yani korkuyorum masum birini vurmaktan ama yani bu kadar da üstüme gelme da. Yok canım, aferin bizim doktora. Ha, bu bizim deli kızı ikna etmeyi başardı galiba. Hadi kızım hadi aferin sana. Ulan Sami abi, ben diyorum ki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde ne edecek? Sen diyorsun ki Trabzonspor Fenerbahçe'yi geçecek mi diyorum. Oy Hamsi'ye, iyi söylersin, hoş söylersin ama ha bu Hamsi düşmanı hakemleri unutuyorsun da. Ulan, bu Pokiye'nin uşağı Tursun değil midir? He? Uy, o doktorun dediği kabuslardan mı gördüm yoksa? Ulan doktora gitmeseydim. Şimdi suçsuz yere bir vatandaşımızın canını alacaktım bak. Neyse neyse. Nerede kalmıştık Sami abi? Ha değer dükkü Hamsi'ye. Bu Hamsi düşmanı hakemler ne olacak? He ben de onu derim. Aslında hakemler önemli değildir. Önemli olan Trabzonspor'un şampiyon olmasıdır da. Ha da. Alo kimsin? He benim de Cemal. He öyle mi de bakayım. O kadar mıyım ne diyeceksin bana? He, ne diyorsun? Ulan müjde desene. He, öyle mi? Demek ki kız kardeşim Hamsi'ye katil adaylığından vazgeçti. He, ulan bana bak İdris. Ha bu verdiğin iyi haber hiçbir zaman karşılıksız kalmayacaktı kardeşim. Bana bak bir boş zamanına uğra da inşaattan birkaç bir ücret vereyim sana. Haydi öptüm seni. Ulan yaşasın. Kız kardeşim bizim Dursun'u, bizim hemşerilerin kahvesini gördü de hiçbir şey etmedi ya. He, güzel iyi demek de. Ula, kıza bir şey olmasın he. Yok canım, bütün bir şey olsun ha. Demek ki kız gerçeklerin farkına varmaya başladı. He, yaşasın la, yaşasın. Ha böyle, ha böyle, ha böyle. Uy, Hamsi da geliyor. Oyunda çağırayım kuruna, gel la, gel bası. Hamsi'ye! Ulan aferin sana, gel bakayım. Ulan bana bak, bugün bizim hemşerilerin kahvesine Dursun'u görmüşsün de hiçbir şey etmemişsin ha. Bu yeni bir dönemin başlangıcıdır Hamsi'ye. Ha böyle. Ne diyorsun da? Anlamayırım. Biraz evvel Ocakçı İdris kahveden telefon etti de sen kahveye oturuyken Dursun da gelmiş, göz göze gelmişsin, sen de onu görmüşsün de bir şey etmemişsin ha. Ne diyorsun da? Hacı ben Dursun'u mu görmüşüm? Daha Ocakçı İdris yalan mı şimdi diye ya buraya? Ya! Şimdi ettim muncuruna Dursun! Allah'ım şey etme! Kızım ben Dursun değilim! Ben senin Cemal abinim de sonra çok pişman olursun evladım! Ula bundan sonra önce ateş edeceğim... ...ondan sonra kim olduğunu kontrol edeceğim! Dursun'u elimden kaçırıp pişman olmaktan 40 kere daha iyidir be! Uy. Kaçma lan, kaçma lan, tamam. Sabah da yani yemeden gidersen işlerin ters gider, gel ama kaçma lan. Ulan don kurşunlarına gene sayıyor. Sen benim gemiklerimi kırarsan, yapboz oyunu gibi değiştirirsen ben nasıl işe gideceğim? Sonra para üstemişsin de biliyorsun değil mi? Lan tabuksuz dostma. Lan evlilik iyi günde de kötü günde de dayanışma değil midir lan? Lan niye kaçıyorsun? Kaçma lan, kaçma lan. Ulan biz nikah yaptık mı ki lan? Lan sen sabah sabah bir de bana yalancı mı demek istiyorsun lan? Kafana akord etmeden hiçbir bok anlamıyorum değil mi? Şimdi seni bir yakalarsam nikahımızı da hatırlarsın cümüş olur. Hayır! Allah seni! Açma! Açma lan! Gel lan buraya! Açma diyor! Lan lan! Gel lan buraya! Lan gel lan! Lan gel! Anam! Biz bunu bir zamanla konu komşuya rezil olduk. Lan kalkılmış! Sen nasıl olsa akşam eve gelecek. Bittin sen bittin! Ölümlerden ölüm be! Ya da senin beğenmeyen gerek yok! Ben sana bir tanesini beğendim! Ulan
Temizlik bilmesinden kalkılmış kalkılmış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel içeri kakılmış. Sen nasılsın? Nasılsınız hanım? Nasıl olalım iyiyiz işte uğraşıyoruz. Sen nasılsın? Evet bilmiyorum. Ayında bu açıp duruyor. Şunları şu kenarıya da tutlayalım. Dur. Ana kocadan beri yenilemişsiniz. Ne bu devre olmuş. Şekil olsun dedim. Sen bu arada malzemelerini alıp temizle başla ister. Tamam başlıyorum. Sen merak etme. Tamam kakılmış. Kaç 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 kaç. Çabuk ne oldu be? Ne oldu kakılmış? Seni her bir birden geçip tabakhaneye bağırıp yetiştirir gibi tuvalete geldi. Tamer'in bugün midesi biraz rahatsızdı. Biraz bekle çıkar. Kusura bak babacığım. Gelmiş biraz olsun. Rahatsızım sağ olasın. Gelmiş olsun Tamer Bey. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Benim de canım var, benim de insanım, benim de kalbim var. Benim de insanım. Anam! Ne yapıyorsun be? Anam! Aa, deli dün var be! Deli dünün var gibi koşturuyor. Hiç bile hastalık olurmuş be. Bağım hanımım. Efendim kakılmış. Ben şey soracaktım. Sizin bu adam ne hastalığı geçiriyor beyler? Hiç sorma. Çok kötü bağırsaklarını bozmuş. Ha, insan olmuş yani. Neredeyse tuvalette yatıp kalkacak. Nasıl oldu bu yine böyle? Sabahleyin vitamin hapı yerine yanlışlıkla misil hapı içivermiş. Ha yanlış hapı içtiği beyler oldu değil mi? Sonra da midesini bozdu. Koskoca adam kediye döndü vallahi. Sabahtan beri tuvaletten çıkamıyor. İşe de gidemedi. Tuvalete gitmekten fırsat bulup evde de bir iş alamıyor eline. Vah vah vah. Allah kimsenin başına böyle dert vermesin. Ya. Bizim ayı Harif. Ha, gelmiş olsun Temel Bey. Sağ ol bacım sağ ol. Nasıl oldunuz? Sağ ol şimdi daha iyi. Biraz daha iyi misin? İyiyim aşkım sağ ol. Peki ben şimdi Demirli'ye gidebilir miyim? Tabii canım sen bak işine bak. Sağ olasın. Temel Bey ben bir şey soracaktım kusura kalmazsanız. Acaba diyorum ki o ilaçın adı nedir? Hani biz de bilelim de yanlışlıkla içmeyelim diye soruyorum. Bak orada sehpanın üstünde. Anam! Kalk! Bu sefer çıktı galiba. Naksafenon. Demek hain ilaç bu. Ben geldim bitirmiş. Ben de kaldım lan kalkılmış. Bana bak. Benim rakıyı unutmamışsın inşallah. Eğer unuttuysan seni rakı şişesine sokarım. Pepsi şişesindeki çocuğuna karşılıklı bakışıyorsunuz. Hiç unutulmayı bitirmişim. İntihar etmek isteseydim bu askı öpüsüne giderdim. Rakının yanında bir de turşu getirdim. Sen seversin değil. Lan bana bak kakılmış. Böyle iyi davranarak infaz yasasından mı yararlanmak istiyorum lan? He? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer tabii ki. Kalbi varsa. Güzel güzel. Bak sabah yediğim dayak nasıl işe yaramış. Tabii canım bu işte bayağı tecrübeliyim. Hadi bakalım bitirmiş efendi. Yiyeceğin son akşam yemeğini hazırlan. Oh biraz daha koyayım be az oldu. Şimdi de acık bundan. Şöyle bol bol olsun bol bol. Kayboldu gitti bilen be. Artık bundan sonra hayatını helada geçireceksin he. Lan karı müsmet tezi, kaç seninle pişireceksin yemeği lan? Bitti içirmişim. Vallahi yemeği yaptığıma diyecek he. Çok beğeneceksin, çok. Bitti bu da. Tamamdır. Oh, afiyet olsun içirmiş efendim. Hadi bakalım. Rakıyı da aldık mı?
Kahvemden kalkmış, eline sağlık lan. Afiyet olsun itirmişim. Rakı doldurayım. Rakına su ister misin? Yok. Bu gece susuz içeceğiz. Zaten bu meyve susuz içmiyor ama dayaksız et içilmeye kalkım. Ha, afiyet şeker olsun. Mahmut kalkmış. Bana istediğin kadar iyi davran. Bu dayaktan yırttığın anlamına gelmez. Zaten dayak yemek içmek gibi bir ihtiyaçtı kalkmış. Bunu biliyorsun değil mi? Tabii canım. Ha. Sen istediğin zaman ihtiyaç molası verebilirsin. Ha, aferin. Anam. Ne zaman etki eder ki bu Meret? Ne konuşuyorsun lan kendi kendine? Ne içtirmişim diyor ki yemek nasıl oldu acaba onu merak ettim dedi de. Koca olmuş koca sen bana bir akı daha doldur bakayım. Doldurayım. Buyur evimin direği. Kalbimin, kemiklerimin, omurganın sahibi. İç. Afiyet şeker olsun. Bir de bak daha ister misin? Yok lan çok doydum çok. Ha ana. Bu yemekleri Gülhane Parkı'ndaki ayılar yeseydi vallahi toptan yere serilmişlerdi. Bu kutup ayısının kılı bile kıpırtamadı. Ana yanmış mı ilaç aldım yoksa? Ya kalkmışsın nesi? Neden uyuz kedi gibi kendi kendine mır 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 konuşup duruyor? Yiyeceğin dayak için duaya mı başladın yoksa lan? Yok canım ne duası sen bırak şimdi yemene içmeni bak sen. Lan niye bu kadar içiyorsun sanıyorsun salak? Bir an evvel sarhoş olup seni çift koruyup iki tane kalkılmış tavuğu dövüyün diye uğraşıyorlar. Bir taşınan iki kalkılmış. Bana gençlerden müthiş bir şey işte bak Reha Muhtar da başladı. Dayak saatimiz geldi. Sen ne diyorum sen lan? Hadi hadi hadi. Ne diyorum? Ne oldu Gülmüş? Karnına bir şey mi oldu yoksa? Lan delindi lan delindi lan. Çizdim sonunda. Ana sen şu sabaha kadar tuvalette kaldın. Aklın başına gelsin. Ben de şuraya geçeyim şöyle keyifli keyifli televizyonu seyredeyim. Oh canıma değsin. Ne ulan divana öyle uzandın ha? Yoksa orada örtü mü olmak istiyorsun ha? Gel bakayım buraya seninle şu yarım kalan dansımızı bir tamamlayalım. Değmesin yağlı boya. Sonunda başardım. Sonunda ne yağlı boyası be. O resmen cırcırdır be. Helal olsun sana kalkılmış. Vallahi sonunda zafere ulaştım. Dur be. Kendime şöyle güzel bir pille doldurayım. Şerefine içiyorum bütün beş. Ömrünün bundan sonraki bölümünü artık tuvalette geçirirsin inşallah. Lan kalkılmış. Bana bak. Yoksa sen yemeğe bir şey mi kattın lan? Katışıksız kar he? Yok be ne katacağım be teledümün ne? Ne katacağım? Lan sen yapmasındır ya. Anımda motoru iyice bozduk lan. Ne? Rakı. Aman Allah'ım. Rakı. İçtim. Cahil karı. Ulan sen sadece ayı değilsin. Ay
orada lan. Senin kemiklerini kırıp kolye yapmazsan bana da itilmiş demesinler lan. Ne? Neredesin lan Sünel Zararlısı? Buradayım itilmiş, buradayım! Lan çık lan! Lan çık lan, çık dışarı lan! Şişt, bana bak, yeniden bir dalga gelebilir, çık lan! Benim rahatım yerimde, halim varsa bırak! Geldi bile! Lan bana bak, kalkılmış! Çık dışarıdayım lan, ölüyorsun lan! Ah, bana bak! Eğer dışarı çıkarsam söz veriyorum, seni iki sene dövmeyeceğim! Lan çıksana lan! Lan çık diyorum lan, yoksa seni oraya tuvalet kokusu değil, duvara çivilerin peşanga da sayıyorum bak! Bir! Ne kadar sıkıcı bir dünya bu. Ne arayan var ne soran. Ortalık yarısını satın aldığımız Nevada çölü gibi sessiz sedasız kelebek kapşursa duyulacak. Bir şeyler yapmamız lazım Cansu. Evet. Ben beş taş oynayacağımdır. Aa, sen eğlenceli buldun. Ben de en iyisi dert oyunuma devam edeyim. Benim uzaklarım nerede yavrum? Kör müsün ya? Bir tanesi burada. Bir tanesi koltuğun üstünde. Aa, bir tanesi ne mutluymuş. Aa, bir tanesi de kafanda duruyor Cansu. Ne? Bana? Suikast girişime ha? Yoksa seni cintolik mi kiraladın? İsteyerek olmamıştır Cansu. Ben hep tahtaya atıyorum ama gerzek mızraklar işte hep oraya buraya gidiyor. Pes, pes yani pes. Ya ama benim atış stilim böyle Cansu. Başlat da stilim ben böyle. Bana bak, bir daha bu mızrakları elinde görürsem suikast davası açarım, haberin olsun. Ama yapma Cansu. Şebek doldururum Cansu. Yapacağım. Bana acımıyorsan üzerime kayıtlı banka hesapta ne be alsalar acı Cansu yapma. Elimi kaldırdım bir kere. Bunu mutlaka saplayacağımdır. Haset olsaydı ona saplardım ama kısmet sanaymış. Galiba benden bahsediyordunuz. Gel Haset gel. Şöyle biraz sağ yap bakalım. Sağ, evet. Biraz da sol, biraz da geri. Tamam. Durun, ne yapıyorsunuz Cansu Hanım? Benim hasetleri tanımadınız galiba. Seni tanımamak için insanın sağır olması lazım. Durun ama o oklar bir tarafıma saplarımıza. Ben ölürüm. Ama artık sana hiç ihtiyacım kalmadı Hasan. Çünkü kendime çoktan güzel bir imla kılavuzu aldım. Sana artık Allah yağmur eylesin. Yağmur eylesin değil efendim, rahmet eylesin diyecektiniz. İkisi de aynı şey değil mi? Değil. Peki niye geçen gün yağmur yağarken rahmet yağıyor dedin? Ya, bunu şimdi size anlatmak çok uzun süre. Fakat çok uzun zaman sizin bir imla kılavuzuna ihtiyacınız olduğu bir gerçek yani Cansu Hanım. Hala uslanmadın değil mi? Peki, şimdi hak ettim bunu. Ne yapıyorsun Cansu? Öyle çekiç atılır. Seni hiç ilgilendirmez. Korkak, korkak. Neyse gel, gel. Gel hadi. Gel şöyle otur. Benim de canım sıkılıyordu zaten. Haset gelse de saçlarını ortadan ikiye ayırsam diye yolunu gözlüyordu. Yani Başma Hanım, saçlarımı ortadan ikiye ayırma fikriniz çok güzel. Fakat enerjimizi daha doğru yerlere harcamalıyız. Ne gibi Haset? Şey gibi efendim, şimdi bizim partimiz ve kadrolarımız uzun zamandır iktidarda oldukları için muhalefeti pek bilmiyoruz. Yani. Muhalefet ne demek? Muhalefet şey demek efendim, yani karşı olmak demek. Eğer iktidarda değilseniz muhalefettesiniz demektir. Yani bu da siyasi bir kural işte efendim. Muhalefet? Partimi bilmem ama benim muhalefette kalmaya hiç tahammülüm yok. Gerekirse diye konuşan mutlu böyle bile uzlaşmaya hazırım. Şimdi bana sorarsanız Cansu Hanım, muhalefete hazır olmamız şart efendim. Çünkü neden derseniz halkımız bize muhalefet geri verdi. Uğursuz uğursuz konuşma Haset.
Halkın bana böyle bir görev verdiğini hatırlamıyorum ama partideki yeni görevini öğrenmek ister misin? Cansu Hanım, siz bana partide hangi görevi uygun görürseniz ben onu canla başla yapmaya çalışırım efendim. Fakat demin söylediğimde samimim. Mutlaka muhalefeti öğrenmek ve muhalefete alışmak zorundayız efendim. Dozi, gel buraya. Gel, gel, gel. Al bunları bakalım. İkinci bir emre kadar kapının hemen dışında bekle. Eğer böyle saçma sapık konuşmaya devam edersen Dozer'i içeri çağırırım, haberin olsun. Şimdi Sayın Başbayanım, muhalefet demek rakiplerinizin yaptığı iyi kötü ayrımı yapmadan her işe burun kıvırmak demektir. İnanmayacaksın, belki çok şaşıracaksın ama hiçbir şey anlamadım. Bunda anlamayacağım bir şey yok ki canım. Yani muhalefet demek iktidar partilerinin yaptıkları her şeye karşı çıkmak demektir. İyi bir şey yaparlarsa? İyi bir şey yapamazlar. Yani şimdi rakip partiler iyi bir şey yapmazlar, yapamazlar. Yapsalar bile biz onları görmeyiz. Yani bize göstermeden mi yaparlar? Öyle de sayılabilir tabii. Peki ne yapacağızdır bu durumda? Tamam, diyelim ki muhalefetteyiz. İlk yapmamız gereken şey nedir? Örneğin diğer parti liderlerinin mal varlıklarını araştıracak ve sık sık gündeme getireceksiniz. Saçmalama Asit. Bu lafına Mr. Clinton bile güler. O her şeye gülüyor zaten Sayın Başbayanım. Canım ne alakası var? Hem bizim adamların malından, mülkünden mal canın goncası değil midir? Fakat muhalefet böyle yapılır Cansu Hanım. Yani sık sık rakiplerinizin servetlerini araştıracak ve ortaya çıkaracaksınız. Gizli saklı ne varsa. Ya onlar da bizim mal varlığımızı araştırırlarsa? Ya dünyanın çeşitli ülkelerindeki mal varlığımızın envanterlerini ortaya dökerlerse ne yapacağız Hasit? Biliyorsun, yeryüzünde üzerinde güneş batmayan birkaç aileden biriyiz. Böyle devada muhalefet yapamam ben. Başka maddeye geç. Peki geçelim. Peki geçelim Cansu Hanım. Muhalefetin bir görevi de yıpratmaktır efendim. Onun için rakiplerimizin yakınları ve aileleri hakkında söylentiler çıkarmalıyız. Örneğin Cinnettin Hoca'nın cinleri, Mutlu Bey'in abisinin de tayinleri yönlendirdiği ve bunlara karıştırdığını yaymalıyız. Sana o reklamdaki banka müdürü gibi teessüf ederim Hasan. Hayrola, niye teessüf ediyorsun? Yahu niye olacak? Belki adamın işleri çoktur. Belki abisi yardıma gelmiştir, olamaz mı? Partizanlık yaptıklarını söyleyelim. O ne yahu? Yan kesicilik gibi bir şey. Daha kötü Başbayanım, bu yakınlarını ve partilileri devlet kademelerine yerleştirmek gibi bir şey. Ya örneğin onun için Cinnettin Bey yakınlarını ve akrabalarını işe alıyor diyebiliriz. Yani. Cansalim, kuşburnu bıçağınızı getirdim. Getir bakalım, getir. Lan Gazet, sana da çay getiren mi? Onlar da, bu adam neden sana Clinton'ın bana davrandığı gibi samimi davranıyor? Şey efendim, başkanım bu benim köylüm olur. Bir yıl kadar önce işe almıştım da. Çay getiren mi lan, çay da getiren mi? Yakan içine ayol ayı! Vay yogi vay. Tamam, nerede kalmıştık? Efendim, şeyde kalmıştık, iktidardakilere yakınlarınızı işe alıyorsunuz demekten vazgeçmeye. Peki başka? Muhalefetteyken başka ne yapabiliriz? Şey yapabiliriz Cansu Hanım, iktidarla basının çıkar ilişkilerini açıklayabiliriz. Örneğin İyi Niyet Gazetesi başyazarı Torner Bey ile Mutlu Bey bütün gün oturup yemek yiyorlar. Bana bak Aset, geçen yıl yediğimiz yemek sırasında Ladis'e tutuştuğun adam hakkında böyle ileri geri konuşma. Ya fakat... Tabii, Ladis'te yenildiğin için bunları yapıyorsun değil mi? Hayır, ne alakası var şimdi Cansu Hanım? Yani bunlar eğer kredi musluklarının bir açarlarsa bütün bu gazeteler bizim aleyhimizde yazmaya başlarlar. Aman yazarlarsa yazsınlar canım. Biz de onların kuponlarını biriktirmeyiz. Yok daha hiç olur mu Cansu Hanım? 260. kupondayız. Yani müzik setini almak için şunun şurasında kaç kupon kaldı ki? Haklısın. Basınla cırmalaşmak hoş bir şey değil. Fakat muhalefet yapabilmemiz için başka ne yapmamız lazım? Ya bilmiyorum Cansu Hanım, yani şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor. Ya bu ne kolay yerlerdi. Muhalefet yapmak ne kadar zormuş. Bu kadar aşın olursa zor olur tabii. Efendim ne dedin? Yani sizin de yemediğiniz halt kalmamış Cansu yani. Sen benimle böyle nasıl konuşabiliyorsun he?
Nasıl konuşabilirsin? Yani canım sonra bakın, böyle her şeye karşı çıkarsanız önce iğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına batırmak lazım. Çuvaldızın ne olduğunu bilmiyorum ama iğne fikri hiç fena değil. Dozer! Yapmayın canım sonra, ne yapıyorsunuz? Geç bakalım şöyle, geç. Geç bakalım, geç şöyle şöyle, çabuk çabuk, çabuk, heh, şöyle biraz daha sola, şöyle. Tamam. Yapmayın bak, benim şeytan doldurur vallahi. Yapmayın. Ben size söyledim, başbayanım muhalefet yapmak zor iştir. İğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına batırmanız gerekir. Hay Allah, ters tutmuşum yahu. Ben niye nereye batıracağımı çok iyi biliyorum. Dön bakalım arkanı. Dön 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 dön. Böyle eğilir gibi ya. Biraz daha, biraz daha. Çok güzel. Pozisyon gayet iyi. Dur bakalım, nereye? Su içmeye dereye giderim be, garsonun penguenim. Dere şu tarafta, yürü. Çık, 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 çık. Sen benimle nasıl konuşursun be, garsonun barbarım. Ben kafiye uysun diye öyle söyledim. Yoksa su içmek isteyecek olsam, mahşuracıkta otururum, seni de getirirsin. Ne de olsa garson değil misin? Yok ya. Hadi ikile ikile çık dışarı. Burada kimse sana ne fal baktırır ne de sadaka verir. Yürü yürü yürü. Sen hep müşterilerden böyle mi konuşursun? Ne garsonum soyulmuş sosisim. Ne müşterisi lan? Senin param burada yemek yemeye yeter mi? Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Hı? Ne yani? Şimdi sen buraya oturacaksın ve yemek yiyeceksin öyle mi? Tabii oturacağım. İstersen rezalet çıkartayım. Parası vardır inşallah. Ha merak etme. Böylelerinde para çok olur. Hem parası olmasa buraya gelmeye cesaret edemezdi. Neyse neyse. Ben gideyim de şunu yemek listesini götüreyim. Abi hala orada para muhabbeti yaparsınız be. İlla sütkini çıkartıp dökeyim mi paracıklar ortaya? Tamam getirdik işte al. Madem getirdim bir ayrını okuyuver be. Garsonum entelektüelim. Okuman yazman yok mu kardeşim, kendin okusana. Var tabii de senin sesin daha güzeldir. Tatlı sesim garsonum. Oku bakayım. Ayı. Frambuazlı soslu tavuk. Şota biryem. Yüksek duymam ben. Roz bir. Şampanyalı soslu ördek. Ördek Pekin ördeği mi? Ne ördeği öyle? Ördeği yemem ben. Evet Pekin ördeği. Lazanya. Napolitan, bonfile, rosto, hindi dolma, et sote, tavuk, kızartma, balık çeşitleri, kızartma çeşitleri, mantarlı omlet. Abi dayak mı yiyeceğiz, yemek mi yiyeceğiz, ne bağırırsın be? Ay. Gel. Canın çektiyse iniş otur yanıma he. Garsonum arsızım he. Bak bir yerin düşer, vebali boynuma kalır, gel otur. İstemez, aç değilim. Ne bakarsın o zaman Etiyopyalı gibi. Bana bak, başka bir şey istiyor musun sen onu söyle. Başka bir şey var mı ki? Aslına bakarsan hiçbir şey kalmadı, mutfakta ne var ne yok hepsini getirdim masaya. Ama hesabı istersen zevkle verebilirim. Ver bakalım be, para gözüm maddiyatçım, ver. Sakın biri kazıklayayım değil mi? Benim matematik kuvvetlidir. Vallahi yakalarım, rezil ederim seni buraya. Bunlar böyledir işte. Bir yersin üç yazarlar. Bunlar da sonra sorarsınız tavuklarıma vereceğim. Ziyan olmasın. Tavuk yer mi be? Benim tavuğum cinstir. Kendi cinsini yer. Al bakalım. Az önce ne dedim ben? Ne bu be? Sen matematikleri nasıl geçtin böyle? İki kere iki kaç eder? Dört eder. Bravo. Vallahi bravo. Peki bu 400 bin altı sıfırla mı yazılır? O 400 bin değil bir kere. 4 milyon. Peki biz aylık yemeğimizin peşi mi vereceğiz sana burada? Ya ne aylığı kardeşim? Ne yediysen onu yazdık işte. Bana bak. Hadise çıkartıp hesaptan yırtmaya çalışıyorsan boşuna heveslenme. Bana bak efendi öde parayı, yoksa kırarım kafanı. Ben? Duydunuz değil mi? Kafamı kıracakmış. Hadi parayı ödemeyeceğim desen iyiyse.
Parayı ödeyeceğimi bile bile kafamı kıracakmış be. Saçma sapan konuşma sana be. Hemen polisi ara. Çabuk gelsinler. Başüstüne patron. Eğer yakalanmazsa hesabı yeminden keserim, haberin olsun. Tamam patron. Alo. Polis karakolu mu? Komiserim, tarife bakılırsa bu bizim Gülazer. Kendine nefis bir öğle yemeği ziyafeti çekmiş. Hesabı ödemeden gitti, öyle değil mi? Vallahi komiserim, tuvalete diye kalktı, kalkış o kalkış. Aa, tamam komiserim. Tuvaletin penceresinden kaçmıştır. Ya ne diyorsun Faysal, olur mu hiç? Ya, Gülazer tombul gibi karı. Evet. O tuvaletin penceresine sığar mı, nasıl kaçacak orada? Ama komiserim, ön kapıdan kaçsa biz görürdük. Bütün arkadaşlar buradaydık. Belki de hiç kaçmamıştır. Niye gidip bakmıyorsunuz ha? Komiserim, içeri gireli bir saat oldu. Yani biz de kaçmıştır diye bakmadık. Ulan Gülazer, gene aynı numarayı çekmiştir Faysal. Hadi gidip bakalım. Buyurun komiserim, şöyle sizi önden alalım. Ha, al işte. Ulan ben adamımı bilmez miyim be? Kolay gelsin Gülazer. Abi siz de nereden çıktınız komiserim Palatin? Bana bak, ne yaptın, hesabı çıkarabildin mi bari? Abi hesabı çoktan çıkardım ve Faysal'ım ana muhalefetim. Ben bu penguenin bahşişi için beklerim burada. Ha, onu bekliyorsun sen. Onu beklerim. Ne kadar? 100 kağıt atıver. 100 bin lira mı? Ne bu canım, alt tarafı bir tuvalet, bu kadar pahalı olur mu? Yiyecekler sakin çok ucuz değil mi? Az önce bonfile diye yediğin et zaten eşek etiydi. Ama 500 kağıt bayıldım değil mi? Eşek eti mi? Aman Allah. Değil mi? Kozmonotum, astronotum, Yuri Gagarin'im. Ulan Gülazer, ulan Gülazer. Sen hiç adam olmayacaksın değil mi? Ayakta kaldınız. İsterseniz bunları benim masaya geçelim. Hep beraber şöyle içerek konuşalım. Ne dersiniz? Bana bak, penguen. Şimdi komiserimle Faysal'ım, embesilim benim masaya al. Ne isterlerse getir. Tamam mı? Bak parayı marayı düşünme sakın. Ben burada yarım saatçik daha kalır, onların yiyecek parasını da çıkartırım. Haydi. Yokuş aşağı ikile bakayım. Haydi. Siz şimdi beni de özlemişsinizdir. Şimdi benim takımı da çağırın buraya. Bir güzel rakılarız, eğleniriz bir. Haydi. Haydi gülüm. Haydi. Haydi gülüm. Haydi. Günaydın babaanne. Günaydın annem. Günaydın evladım. Allah Allah. Allah Allah. Günaydın hanım. Günaydın canım. Günaydın anne, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Birisi gece televizyonuma suikastte bulunmuş. Baksana, televizyonumun hafızası bu kadının hafızasına dönmüş. Hiçbir kanalı hatırlamıyor. Aman anne, gece kim kalkıp da kurcalar televizyonu canım? Sen bir gaflet uykusundasın Haşmet. Bir casusa sırtını dönerek nasıl böyle rahat uyuyabiliyorsun hayret doğrusu. Gece işlediği suçtan dolayı bak nasıl da kremleniyor, gizlenmeye çalışıyor. Günaydın. Günaydın Selvi. Dur babacığım, şimdi şöyle dikkat et, sıcaktı. Allah. Günaydın. Oh babaannelerin en güzeli be. Boşuna yalakalık yapma. Param yok. Ama senden para isteyen kim? Yok canım, ben öyle ortasına söyledim. Kızım sana söylüyorum, tacı sen anla. Nasılsın hanım? Gayet iyiyim canım. Televizyonumu mundar etmeyi başardı, iyi olacak tabii. Ne diyor Haşmet? Allah. Birisi televizyonu kurcalamış galiba, kanallar karışmış. Allah. Gördün mü anne? Bak televizyonda bir şey yokmuş. Hani politikacılar gibi desteksiz salmıyorsun ha? Desteksiz sensin be! Baksana! Bu arızayı eliyle koyduğu gibi buldum. Demek ki bu yapmış. Selvi, söyle bu kadına. Eğer bir yeri soyacaksa yüzüne böyle çorap morap geçirsin. Öyle badana boyayla olmuyor. İlahi Sürahi Hanım, sadece cildi güzelleştiren basit bir krem. Selvi, söyle bu az solis bozmuşsu kadına, bunun gergedan gibi derisini bir tabur asker gelse koruyamaz be. Hem bir ayağı çukurda kadının makyajına yine be. Hadi benim gibi endamı yerinde olsa neyse. Neyse anacığım, sen kahvaltı yapmayacak mısın? Sofraya gelsene. Siz yayın. Size bir şey olmazsa sonra da ben gelirim. Haklı zatımda bana bir çeşmici başı lazım canım. Önce benim güvencede yemek yiyebilmem için yemekleri birinin önceden tatması şart.
Ay. Hadi hanım. Ben geç kaldım, çıkıyorum. Güle güle canım. Anacığım, sen de kendini fazla üzme. Gel bir öpeyim. Aman istemem beyefendi. İstemem aman, öpücüğün eksik olsun be. Allah Allah. Bu kadını öptükten sonra gelip beni öpmüyor mu? Vallahi tüylerim bu kadının saçları gibi diken diken oluyor canım. Taci, bana şu zeytini at çocuğum. Baba ne o zeytin değil ki Elba. Ne gülüyorsunuz be? Bak hala gülüyor he, çarpacağım he. Alo buyurun. Aa, evet Süreyya Hanım'ın evi. Evet evet evde kendisi. Ben torunluyum. Kim arıyordu? Bir saniye, bir saniye. Babayla telefon sana eski bir arkadaşınmış. Ha benim anası kılık mı torunum? İnsan bunu sorar, kimin nesiymiş, nereden tanıyormuşum? Mahalleden mi, mektepten mi, askerlik arkadaşı mı değil mi? Nur Hayat Hanım arıyor, Nur Hayat. Ha, Nur Hayat mı? Ha tabii ya, Nur Hayat, Zevzek Nur Hayat. Tabii canım, mutlaka odur, başka Nur Hayat tanımam ki. Hay Allah. Nereden buldu beni yıllar sonra böyle? Babaanne gevezeliği bırak da gel konuş, kadın bekliyor, ayıp. Tabii be, anası kılıklı şey. Sana mı sorduk? 40 yılın başı kendime bu kadından başka bir eğlencelik bulmuşum. Çekil be. Alo! Nur Hayat! Kız! Nerelerdesin? He? Ne yapıyorsun? Evlendin mi? Aa! Kim oldu seni yahu? Yani kiminle evlendin diyorum. Yahu evlenecek bir enayi bulmuş kendine. Bak ne diyeceğim. Bunu bir gün eve çağıralım da hep beraber eğleniriz. Bak Nur Hayat ne diyeceğim. Bir ara bize gel de şöyle eskileri yad edelim. Tabii canım. Tabii bugün gelebilirsin. Hiçbir mahsuru yok. Bak şimdi sana ben adresi veriyorum. Ya sen şimdi aklında da tutamazsın. E bari yaz. Seni arıyor ellerim bu gece. Nerede kaldı bu kadın ya, bu kız kurusu? Gelir Süreyya Hanım, gelir. Trafiğe takılmıştır kadın herhalde. Geleceğini sanmıyorum. Unutmuştur bulmak. Aman babaanne. Heh geldi. Bak göreceksin, bulmak dediğini söyleyecek. Ama söyle, sanki kulağı işitiyor mu, seni duyacak. Bizim arkadaşlardan bir tek o evde kalmıştı. Beygir gibi kadın. Kim bilir nasıl bir koca bulduysa artık. Teşekkür ederim çocuğum. Herkese merhaba. Kim bu kadın ya? Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Kim bu kadın ya? Niye böyle beni şapır şupur öpüyor? Selvi kim bu kadın? Mikrop kapmam için artık sokaktan topladığınız kadını içeri alıp beni öptürüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ayol ben Nur Hayat Sürahi'cim. Tanımadın mı beni? Nur Hayat mı? Ne diyor bu be? Maşallah Nur Hayat Hanımcığım. Kayınvalidemin çocukluk arkadaşı olmanıza rağmen hala genç ve dinçsiniz. Vallahi özel bir çaba sarf etmedim. Öyle mi? Sadece kendimi stresten uzak tuttum, üzmedim. Ay ne güzel. Ya bu stresle bir stres de olacak şey değil Nur Hayat. Yoksa Ajda Pekkan gibi estetik ameliyat falan mı yaptırdın? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Nur Hayat sende şeker var mı? Yok çok şükür. Tansiyon? O da yok. Kalp filan da mı yok canım? Yok yok. Senin Allah bilir gelinin de yoktur. Yok var var da. Benim oğlan yıllar evvel evlenip İzmir'e yerleşti. Bayramdan bayrama görüşüyoruz. Benim gelin de İzmir'de olsaydı ben de senin gibi genç kalırdım. Bu kadın nereden baksan bir 50 sene mi götürdü be? Kız Sürahi hiç değişmemişsin. Sen gençliğinde de böyleydin. Hadi canım sen de. Ben gençken böyle miydim be? Şöyle gözlerime bir bakan böyle sürme çektim sanırdım be. Bel bu kadar belim vardı, incecik. Fidan gibiydim be. Belini anladık da boyuna ne oldu? Yok canım, sen gençliğinde de birazcık toparlacıktın. Hadi canım. Neyse ben şu çayın suyuna bakayım, bitmiştir. Ben bakayım Süreyya. Yok yok ben giderim. Hacetimi de benim yerime sen mi göreceksin be? Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah. Biraz terlemişim de
üstümü değiştireyim dedim. Bu ter çok fena bir şey, çok. Yani maşallah, sizi böyle yan yana gören anne kız zanneder. Selvi, bu kadına söyle, ben Nur Hayat'ın annesi gibi duruyorsam, bu da annesi gibi duruyor. Sirahi'cim, sigara içer misin? Yok, ben seviyorum bunu ama bu beni sevmiyor. Her içişimde öksürtüyor bu merak beni. Ben içeyim. Aman yapayım efendim. Teşekkür buyurun ederim. Sağ olun. Anneciğim bak bu get geldi. Öpeyim Sürahi'ni. Öp bakalım kızım, öp öp öp. Merhaba hanımefendi. Merhaba efendim. Ah güzelim benim, güzelim. Nasılsın yavrum? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok şükür. Anneciğim nasıl? İyi, çok selamı var size. Ah sağ olsun. Bu gençlerde de hiç edep haya kalmamış canım. E babaannen yaşındaki kadının neden elini öpmüyorsun be çocuğum? Şey ben Selvi'nin teyzesi falan zannettim. Ah! Selvi de nereden bulur böyle arkadaşları anlamam. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Anneciğim bizim ders çalışmamız lazım. Hadi Buket gel odama gidelim. İzninizle. Tamam yavrum. Be çocuğum. Dalga dola. Maşallah Nur Hayat Hanım. Cildiniz çok taze. Bir şey mi uyguluyorsunuz? Sadece krem sürüyorum. Öyle mi? Aha, tıpkı benim gibi. Ya çeneye daldık. Ben şu çayın altına bir bakayım. Şöyle taze, rabıtalı bir çay içelim he. Ya, bu kış günü de ne olacak şey mi bu? Allah Allah! Hayrola Süreyya Hanım, ne oldu böyle? Ne olmuş? Ne var? Her zamanki halim, beğenemedin mi? Şey, tabii her zamanki halim de. Çok güzelleşmişsin maşallah. Tamam tamam, kaba çene. Nerede kalmıştık Nuray'a? Vallahi sana doyum olmaz Sürahi'ciğim. Vakit geç oldu, ben artık kalkayım. Bey merak eder. Ne güzel oturuyorduk ya o. Bak Sürahi'ciğim, yıllar sonra birbirimizi bulduk. Bundan sonra sık sık görüşelim. Tabii. Bana da beklerim. İnşallah. Hatta gelinini, torunlarını al öyle gel. Gelinimi giderken götürmek isteyeceğim tek yer var. Artık o vakit bir tecelli etsin. Çok şakacısın. Ya şakacıdır. Efendim, ben kalkayım artık. Müsaadenizle geçeyim. Teşekkür ederim. Sürahi'cim öpeyim. Gene beklerim. Gene gel. Efendim teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok memnun oldum hanımefendi. Tekrar beklerim. Buyurun inşallah. Vallahi şaşırdım kaldım. Yani kadın bu yaşta olmasına rağmen hala genç. Demek ki geçen yıllar bazı insana yarıyor, bazı insana da yaramıyor. Sen işte kendi nüfus cüzdanından dalga geç. Ben şimdi ne dedim ayol? Yani kadın sizden 2 yaş büyük olmasına rağmen hala güzel. Hala dinç. Yok canım be. Ne öyle? Boyacı küpüne girmiş. Kedi gibi kuyruğunu sallaya sallaya ortada dolaşıyor. O kadar boyayı babam da yapsa o da güzelleşir be. Allah Allah. Hem sonra biz tanışıyor muyuz senden be? Dön o tarafa. Ya anneciğim benim karnım çok acıktı ya. Babaanne ne oldu yüzüne? Ne varmış yüzünde be? Okamaz. Ay sen makyaj yapmışsın. Anne ne bu hal? Hadi oradan be. Genç ve güzel bir kadının makyaja ihtiyacı yoktur. Makyaja, işte Nur Hayat gibi kaportası dökülmüş, külüstür kadınların ihtiyacı vardır. Aman babaanne, benim makyaj malzemelerimle makyaj yapmışsın. Ama hiç olmamış, git de bir aynaya bak, palyaço gibisin. Hepem de sızdırsın öpe, haraminin kızı. Ben sadece ne bulurlar bu makyajda diye öylesine merak ettim canım. Ama sen kızma canım. Dünyanın en güzel kadını. Hadi oradan be. En tatlı babaannesi. Hadi bakayım, canım sen de. Bakayım şu dudaklara. Seni Allah kahretmesin. Yapma sen be. Benim ruhlarımı mı aldın? Dalgada geçiyor. Bakayım şu dudaklarıma.
Aman aman o dudaklar yine. Yine yaz geldi de. Yerim seni ben, yerim güzel kadın. Yapma bak gebertir. Ama seviyorum seni. Öpeyim. Sen gel gülme orada. Keçi. Hadi çocuklar buyurun sofraya. Hadi babaanneciğim gel yemek yiyelim. Ya babaanneciğim ne oldu sana? İki gündür hiç ne konuşuyorsun, ne gülüyorsun, ne yemek yiyorsun? Biraz neşelen ya. Yok bir şey be. Ha, bak bu kadına söyle, yemek yemiyorum diye hastalandım sanıp sevinmesin boşuna. Öylesine iştahım kesildi işte o kadar. Babaanne, Onur Hayat teyze senin çok samimi arkadaşın mıydı? Sen gidip yemeğini yesene be! Neden şirktin şimdi Nur Hayat durup dururken? Hadi! Alo. Aa iyi akşamlar Nur Hayat teyze. Sağ olun siz nasılsınız? Evet burada çağırayım. Ne çağırması be? Kimi nereye çağırıyorsun? Evde yoklar. Tatile gittiler. Yurt dışına çıktı bir yıl sonra gelecekler. Seni tanımıyormuşlar. Ne dersen de be! Babaanne. Babaanneciğim yemeğini getirdim. Babaanneciğim açar mısın şu kapıyı? Bak öğlen yemeğini de yememişsin. Babaanne neyin var ya? Lütfen aç şu kapıyı. Bak iki gündür ne konuşuyorsun, ne çıkıyorsun, ne yemek yiyorsun, ne oldu? Lütfen aç şu kapıyı. Bak oturup şimdi ağlayacağım. Babaanne seni çok seviyorum. Babaanne, ne oldu yüzüne? Ne var? Ne oluyor, beğenemedin mi? Ya çok alem kadınsın da babaanne. Ne varmış? Bu zamanda herkes cilt bakımı yaptırıyor. Allah Allah! Nur Hayat teyzeye özendin değil mi? Hemen onun yüzünü şeytan görsün be! Sen beni bir hafta sonra gör. Hangimiz güzeliz bak bakalım. İnce ince, Yasemince, her mevcut.